Star Trek işte geldik. İşte yine buradayız. Star Trek 4. sezonu bitiriyoruz be. Bir sezon daha devirdik. Abi 5 sezonu 2 senede yavaş yavaş sindire sindire çektik ha. Yani bu arada bizi günü gününe takip eden seyirci artık muhtemelen kalmamıştır. Bile izleyip Star Trek yani 3 dizi daha ekstradan izlemiştir. Ama hani bir seyirciye sorayım, hakikaten izliyorsanız bizim inceleme bölümlerini hala ne yaptınız? Yani bitirdiniz mi bizi geçip? Çünkü biz ilk sezonu daha bitirmeye yakınken bir sürü insan şey yazıyordu. Hadi abi sizi beklemiyorum falan yazıyordu. Oo yani araya Covid girdi bilmem ne girdi falan. Tabii canım. Biz 5. sezonu daha önce yeni yeni geliyoruz. Ve şey sıkıntı değil yani, ikinci turda gelirsiniz ya. Next Generation'ı bir kere izlemiyor zaten seven. İki tur izliyor. Tabii. Hatta Next Generation'ı çok seven bir de gidiyor Orville'i izliyor. Next Generation'ın cover grubu olan Orville'i izliyor. Yani o yüzden iyi keyifler, iyi seyirler diyorum herkese. Güzel gidiyor inceleme serimiz ya. Bizim, ben çok memnunum. Ben de ya çok seviyorum. Benim kaçışım gibi. Tabii ben de işte araya çok içerikler bölündüğü için işte NBA giriyor, bilmem ne giriyor. Her playoff dönemi bir böyle bir esniyoruz. Ben bu sene de bir gaza geldim oğlum, playoff'lar olsa da yapacağız falan diye. Yok yetiştiremedim yani. Ya bir de şeyi seviyorum ben, Star Trek izlerken böyle şey gibi izleyemiyorum. Hani yanında bir şey yaparken aksın gibi, ama ben oturuyorum böyle, hazırlanıyorum falan. Hoşuma gidiyor yani öyle izlemek. Hani yana da atamadım. O yüzden hani uzun süredir bekleyenlerden ben de bir özür dileyim yani hocam. Ya biraz şey bir durumu oluyor çünkü bu dizinin. Mesela dizinin tüm bölümünü sevmiyorsun ama bir yerde iki karakterin konuşması çok kıymetli diyalog barındırabiliyor. Anladın mı? Böyle şey oluyor yani. Çoğu dizide koca bölümü kaçırsan hikayede bir şey kaçırmıyorsun artık, hele son zamanki dizilerde. Tabii canım. Star Trek'te ise şey gibi oluyorsun. Ya işte neticede uzaylı doğuracak. Ben muhabbeti de akıp edeyim. Bakayım Picard ne diyor falan diye izliyorsun. Yani var ya öyle şey bölümleri. Geçen sezon vardı işte. Uzayda deniz kurtu buluyorlar. Kurt doğuruyor bölümün sonunda. Evet. Koca bölüm. Bomboş bölüm baktığın zaman, ama bomboş dediğim yani bölümde ne oluyor desen kurt doğurdu. Aman bana ne. Ama arada bunlar işte olur mu, işte hayata karşı olan saygımız ve duruşumuz işte data diyor oradan. Peki ya insan doğumları falan diyor. Böyle o muhabbetler her zaman TNG'de insanın daha çok aklında kalıyor. O yüzden böyle boş bölümü yok gibi bir şey geliyor bana. Müthiş ya. Bazen harbiden Picard böyle bak babam annem falan diyor. Picard böyle ailemden biri olsaymış be. Hani böyle bir tık yakın. Hani böyle dayı olur. Böyle büyük bir kuzen olur. Hani öyle biri olsa çok acayip. Çünkü böyle bir anda gelip hem eğlendirebiliyor hem böyle bir şeyler söylüyor falan. Böyle dinliyorsun, lan adam doğru dedi ya falan diyorsun. Hayat görüşünü değiştiriyor falan. Tabii. O yüzden Picard harbiden yeri ayrı bizde yani. Bu arada diziyi tabii bitirip giden çok her şeyde yazıyorlardı başta. Şimdi biraz alıştılar bizim de tempoya. Önce herkes biz bitirdik abi neredesiniz falan diye. Şimdi abi ikinci izliyoruz falan diye böyle değişmeye başladı biraz. Tabii. Güzel oldu yani. Şimdi bugün de 4. sezonun finalini ve aslında 5. sezonun ilk bölümünü bir arada konuşacağız. Redemption Part 1 ve Part 2'yi. Sonrasında bir yine klasik olarak 4. sezon değerlendirmesi yapacağız. Redemption'da yine bilmiyorum hani Star Trek finalleri olarak, sezon finalleri olarak geçen sezon Borg finali fena değildi. Yani bir heyecanı vardı. Ya bunda çok heyecanlanmadım açıkçası ama abi işte, güzel detayları vardı yine. Bir de eski zaman televizyon kafası yani, şimdi biz biraz o zamanı hatırlıyoruz ama genç seyirci artık iyice streamingci oldu ya. Yani millet şeyi unutur. Ya da bilmiyor olabilir daha genç arkadaşlar. Yani sezonun finalini adam hani cliffhanger bırakıyor ki izlenmesi artsın bir sonraki, yani bunlar işte o zamanlar reytinglerde pay kapmaya çalışan, reytingi düşerse bir sonraki sezon gelir mi gelmez mi paniğini yaşayan, işte en son bu reyting düşüşleri yüzünden Fringe falan iptal olmuştu yani. Ben Fringe'den sonra mesela reytingden ötürü iptal olan dizi çok duymamaya başladım. Hep böyle küçük küçük streaming'e kaymaya başladı. Artık hani üye getiriyor mu getirmiyor mu? Ha, üye getiriyor mu getirmiyor mu? İşte sosyal medyada yeterince konuşuluyor mu konuşulmuyor mu? Böyle şeylere bakıyorlar dizilerle ilgili. TNG'nin bu final, o yüzden Redemption 1-2 parçaya ayrılması bence birazcık şey. Hadi patlat bir final gibi düşünmüşler. Çünkü bakarsan iki bölümde Klingon iç savaşı çıkıyor. Data başka gemiye geçiyor. Borg'u kaçırıyorlar. Oluyor. Azgın iki tane Klingonlu kadın geliyor. Duraslar geliyor. Kuraslar geliyor. Telakkolular geliyor. Quartas geliyor. Herkes geliyor böyle falan. Tam böyle şey, hadi baba patlatıyoruz bölüm yapmışlar yani. Yani akıl ve zeka olarak aşırı üstün bir bölüm değil. Yani öyle felsefi bölümleri var ya Next Generation biraz da. Hani, evet evet. İşte bu sezonda Drumhead vardı mesela, hatırlarsan hani. Bir damla faşizm bile adaleti ne kadar bozabilir falan bölümleri vardı. Böyle böyle konular konuşuluyor. Yok işte öteki sezon hatırlarsın.
bahçecilik yapan Tanrı'ya rastlıyorlardı. İşte Picard yani. Diyordu vay işte biz ne diye kral filan dedik gittik filan diye ne diyeceksin hakikaten filan. Bütün gezegeni yakıyordu. Yani böyle, böyle felsefe bölümleri var, bir de bu bölümler var. Yani bu bölümler de güzel, ben severim. Ama bu bölümlerin açıkçası biraz şeyi fayda ettiğini düşünüyorum. Star Trek açısından world building. Yani hani Klingonlarda ne oluyor, Romulanlar ne yapıyor, onlar nasıl kültürdür, bunlar nasıl kültürdür. Bir uzay dizisinde ara ara gördüğümüzde hoş olan ama mesela benim favori bölümlerim böyle bölümler değil. Böyle bölümler çünkü hep insan draması, biraz Game of Thrones. Vay o ona ihanet etti, vay o onun kardeşi değil baldızıymış, vay o onun çocuğu değilmiş, o onun çocuğunu oradan peydahlamış falan gibi böyle drama drama bir bölüm yani açıkçası. Güzel kısımlar da içeriyor ama senin dediğin gibi bir ne bir Best of Both Worlds kadar yani Klingon değil de Borglar diye oradaki mesele. Borg çok iyiydi ya. Şimdi Borglar bambaşka bir kültür. Hakikaten alien diyebileceğimiz bir kültür. Yani kafa olarak insanoğlundan çok farklı bir şey. Orada şaşırıyorsun. Burada işte taht oyunları izliyorsun tam gerçekten hakikaten. Sıkıcı değil ama hani böyle felsefi olarak doyurucu iki bölümde olmuyor. Yani böyle bölümleri ara ara. Genelde Klingon bölümleri hep böyle oluyor bu arada fark ettiysen. Evet Klingon bölümleri ki Worf'un hikayesini tamamladı aslında bir yandan. Hani Worf'un sezon içerisinde çok bölüm vardı. İşte çocuğu geliyordu. Yok işte babası yüzünden işte bunlar hain oluyordu. Bütün bunları kapattılar. İyi oldu aslında bir yandan. İşte bu öyle öyle. Eski sevgilisi bilmem nesi derken en azından Worf ve Klingon hikayesi bir noktaya getirdiler. Ama evet yani abi şöyle. Klingon yani hikayeleri bunlar olmasa bayıklar. Yokluğunu hissederiz ama varken de en favori bölümler olmuyor ama hani bu sefer böyle bölümler koymasan bu sefer daha bire Twilight Zone gibi olacak iyice anladın mı? Yani böyle birbirinden artık kopuk. Evet. Gizemli olaylar yaşıyor gibi olacaklar. Şey de iyi oluyor. Yani hatırladınız mı bilmem kaç bölüm önceki adam bak yine geri geldi falan. Onlar da sevimli oluyor. World building yani böyle ayaklarını yere bastırıyor bu evrenin. O açıdan hoşuma gidiyor benim. Şimdi bu aslında benim de bu hani iki bölümde takıldığım ve sevdiğim iki konu var. Birincisi Data'nın kaptan olarak bir gemiye atanması geçici de olsa. Ve bunu ilk başta Picard'ın yapmaması. Yani Data herkesi bir yere atarken Data'yı tutuyor. Sonra Data kendi istiyor. Ya ben artık hazır değil miyim falan. Bir bu yani Data ufaktan şeye girmeye başladı. Ya bunu hissiyatla yapmıyor belki ama kıyaslayarak benchmark'la yapıyor muhtemelen kendi veri diziminde. Ama bunu biraz şeyde duygusallaştırdı. Çünkü oraya gidiyor ilk gemiye işte biraz ırkçılık yaşıyor aslında. Oradaki işte number one şey diyor buna işte. Kardeşim ben Android'e şeye vermem, selam vermem, onun emrine girmem falan tribe giriyor. Data onu ikna ediyor bir şekilde ama empati kuramıyor. Yani saygısını aslında zor yoldan kazanıyor ve sinirleniyor. Sinirlenmesi falan bence çok güzel evet. Detaylardı yani. Bana da tuhaf geliyor mesela. Şimdi tekrar izleyeceğiz diye, konuşacağız diye tekrar izledim ben de bölümü hani hatırlayayım diye. Biraz şey geldi. Data fazla sinirlenmiş mesela. Robotsun abi sen ne takıyorsun kafana i̇şte, bu kadar? İşte bunu özellikle mi yapmışlar yoksa... Kendisi fark etmeden artık ufaktan duygularımı kazanmaya başlıyor acaba? Yok be abi bence hata olmuş. Ben çünkü geçen sezon bunun babası duygu çipi verdi. Bu duygu çipini takayım dedi, çıkarayım dedi falan. Böyle bir yani Data'nın duygu kazanması öyle yanlışlıkla olacak gibi olmuyor. Bir duygu çipi muhabbeti oluyor hep. Şu olabilir aslında bak onu unuttum. O bölümün adını hatırlamıyorum. Data'nın Hatun'la yakınlaştığı bölüm. Bir sürü abi bir tane yok. Yok en son bu sezonda konuştuğumuz. Hani ona böyle etkilemek için farklı kişiliklere bürünüyordu ya. Aha. Muhtemelen. Data stay miydi? Neyse, galiba oydu. Galiba şu olmuş olabilir. Sert mi yapıyor diyorsun? Aynen. Picard'ı falan inceleyerek ha ben bu herifi böyle ikna edebilirim gibi bir tavırı yükleyip onu kullanmış olabilir. Çünkü empati kuramadığı için bu daha keşke mantıklı. Keşke onu böyle bir iki saniye belirtselermiş ama hani Data'nın evet. Böyle bir düşünüp. İşte bu konuda şöyle yapmalıyım falan dediği falan bir şey olsaymış iyiymiş yani. Çünkü sonlara doğru biraz böyle hakikaten şey oldu yani. Picard'ın emrini falan da dinlemiyor böyle falan. Diyorsun ki Allah Allah Data'ya bak yani. Ama Data ile ilgili şey bir durum oluyor ya gerçekten. Mesela kendi gemisindeyken de yani böyle Data hep minnoş nonnik takılıyor ya böyle bilmem de nasıl oldu efendim falan diye. Yani tehlikeli. Data'nın yani komutan olarak rankinin ne kadar yüksek olduğunu herkes unutuyor aslında. Biz seyirci olarak da unutuyoruz. Sanki böyle gemideki sempatik bir kardeşimizmiş gibi tabii. Takılıyor ama yani en yüksek rütbeli subaylardan bir tanesi açık ara gemideki ve hani askeri sistemde verdiği emirin demiri kestiği falan birisi yani. O yüzden bu bölüm şey açısından iyiydi. Hani kendi normal ortamının dışına çıkıp başka yere gittiğinde
lan robot denemir mi alacağız falan. Yani ki Starfleet hani böyle olur mu? Her ırk bizim kardeşimizdir. Öpelim alnından bir yer gibi takılırken işte mesela robot olunca yine millet biraz dişini gösteriyor. O dayı da bence biraz fazla diş gösteriyor. Ama işte drama olsun diye açmışlar altını birazcık sanki. Öyle gibi hissettim. Evet evet biraz evet. Onu ya belirtme konusuna katılıyorum. Belki bir şekilde hissettirselerdi bunu yaptı. Çünkü mesela o kadına yürüdüğü bölümde çok belliydi yani. Orada bunu neden yaptığını anlıyorduk. Buradaki ilişkiyi çünkü çok görmüyoruz ya bir de. Bir gösteriyor, hı-hı, geri geliyor. Tekrar geldiğinde kızmaya başlıyor falan. Biraz orada süre yetmemiş. Bir de çok olay oluyor abi dizide. Normalde çok. A pilot B pilot olur bir tane Star Trek bölümünde. Burada Allah, Picard öbür taraftan, Tasha Yar'ın kızı, Ayşe Yar öbür taraftan, Oğlan öbür taraftan, Duras öbür taraftan, işte Borg öbür taraftan, Worf. İşte herkes bir yerde bir şey yapıyor. Game of Thrones gibi, o yüzden diyorum abi. Game of Thrones da böyle bir bölümde 7 karakterin olayını gösterir, böyle kafanda yarısı kalır ya. Evet. Ha güzel bu arada yani, şöyle şey de söyleyeyim, bir Star Trek dizisi olsa ve sabah akşam itişme Game of Thrones olsa ben yine izlerim şimdikilere kıyasla, onu da söyleyeyim yani. Yine bu beğenmediğim bölüm modern Trek'lerin çoğundan 10 kat güzel. Kesinlikle. İkinci takıldığım konu da şu abi, Worf'u yollarken Picard, hani Worf şey yapıyor, ben gidiyorum baba artık, memleketimi kurtaracağım, biraz da böyle güveniyor da kendine, vatan falan diye. Picard orada şey diyor, bak diyor, şey unutma diyor, yani insanlardan aldığın özellikleri unutma diyor, işte şefkat, cömertlik, adalet, hı-hı, vesaire. Ben burada şeye takıldım, bence Picard orada biraz alçak gönüllülük yapıyor çünkü insanlar olarak, hani insan ırkı Klingonlar kadar rahat genellenmiyor. Şimdi Klingon'a bakıyorsun, harbiden hepsi benzer, devamlı kavga ediyorlar, işte sertler, kültürlerine çok bağlılar, hepsi aynı tornadan çıkmış gibi çok netler. Ama insanlarda böyle bir genelleme yok. Yani bizde de yani Picard orada aslında kendinden aldıklarını biraz söylüyor gibi. Hani bak benden gördüm, bunları uygulayabilirsin. Yoksa insanlığa genellemesi bana orada biraz şey geldi. Baba sen de çok alçak görünürsün. İnsanlar daha bok yani, kusura bakma falan diyesim geldi orada. O ilginç işte. Yani Star Trek'te hep şöyle bir durum oluyor. O biraz aslında TOS'tan miras. Yani şimdi The Original Series'e bakıyorsun yani. O dönemde bir artık öyle bir olmuşlar ki bunlar. Herkes maşallah kaliteli insan yani. Hiç tırt adam yok arada. Yani öyle yapıyorlar. Ama sonra işte dizi ilerledikçe herhalde yazarlar şeyde zorlanmaya başladılar. Yani bu kadar ideal, bu kadar temiz, bu kadar hani kimsenin kimseyle kavga etmediği, temiz düzgün insanlardan da drama çıkmıyor, tamam mı? Çıkmaz. Bu sefer işte ufak ufak hep şeyi görmeye başladık. Bilmem ne amiral geliyor, delirmiş işte, ona şey yapıyor. Bilmem kim geliyor, hırslanmaya düşmüş, oraya dava açıyor. Yani İşte anladın mı? Bilmem kim geliyor, o konuda yanlış düşünüyor falan. Böyle şey, problemli insan karakterler sonradan çıkmaya çok başladı. Hatta işte hatırlarsan The End şeyi, yani bir tane böyle kafası çok çalışmayan, Barclay diye mesela kafası çok çalışmayan üyesi vardı mesela, evet, filonunda böyle. Yani şey, ideal insanlar, yani Gene Roddenberry'nin vaktinde ilk kurduğu ideal insanlar. İşte insanlar artık dandikliklerini geride bıraktılar. Herkes sağlıklı besleniyor, herkes iyi eğitim alıyor, herkes ahlakı görüyor, herkes işte saygılı, düzgün, temiz kalpli, işte Starfleet ve vatanı için en güzel şekilde çalışan o güzel insanlar falan. Gene Roddenberry öyle bir şey hayal etmiş kafasında. Yani olmadı. Ama işte evet, drama gerekiyor bir yerden sonra. Birileri de çıkacak, diyecek ki Picard'ı bir soruşturalım falan, diyecek ki dizi bölümü çıksın. Haliyle biraz senin dediğin öyle de bir durum var. Yani Picard'ın bahsettiği insanlık, Gene Roddenberry evet öyle yazmış insanlığı ama sonradan bozuluyor yavaş. Hele Deep Space Nine'a geç. Deep Space Nine bayağı şey, uzay kıraathanesi için her türlü adam giriyor kapıdan. Orospu çocuğu da görüyor. Herkes giriyor. Aşağılık bir yere dönüyor böyle iyice. Pii diyorsun, nasıl ideal insanlıkmış burası falan diyorsun. Nereye yani? Yani biz sürekli gemide böyle şeyleri gördüğümüz için, pırıl pırıl böyle insanları gördüğümüz için bütün insanlık öyle değil aslında. Ama öyle idealize etmişti Gene Roddenberry. İlk sezonlarda falan da vardı işte. Doğru, doğru. Yaşlılar uyanıyordu böyle. Param nerede falan diyor. Parayı kapattık, artık para yok falan diyorlar böyle. Ama işte hırslar duruyor, egolar. Tarihsel kaçakçısı vardı bir tane öyle yine. Aha, işte evet. Orada öyle bir muhabbet var yani. Bir de şey de vardı aslında. Pardon, araya girdim. Şeyde ta ilk sezonda, o senin çok sevdiğin ama benim sevdiğim bölüm. Naked miydi? Yok, Naked değil. Bu bir gezegene iniyorlar ya, herkes çok ideal, çok mutlu, herkes sevişiyor. Sonra Justice miydi o bölümün ismi? Justice. Yani orada bile en mükemmele geldiğinde bile bir sıkıntı var. Yani o şeyi, denklem bozuluyor yine bir noktada. Orada adalette bir tuhaflık vardı. Bir tane çiçeği ezdi diye bizim çocuğu neredeyse öldüreceklerdi, yani idam edeceklerdi.
O yüzden hani aslında aralara bunları koymuştu başta Star Trek. Sonra tabii daha ideal gidiyordu. Ama Picard burada işte tek örnek gibi ya. Picard bile bozuyor arada ama o bile şey bu usturuplu bozuyor yani. Hani hemen hatasını anlıyor, düzeltiyor falan, öyle inatlaşmıyor yüzden. O açıdan Worf'u eğitmiş işte olması iyi yani. Verdiğim bölüm de buna iyi bir örnek. Mesela Justice bölümü de tam bir Gene Roddenberry. Yani 60'lar kafasının bölümü. Bazen şeyi özlüyorum açıkçası. O 60'lar kafası idealize storytelling'i bazen özlüyorum. Bir yandan da daha gerçek insan dramaları çıkıp mücadele eden karakterler görmek tabii insana iyi geliyor. O da keyifli oluyor. Bu bölümde dikkat edersen bir sürü Klingon draması döndü. Hiç onları konuşmuyoruz. Çünkü ben çok şey oluyorum onlarda. İşte evet, bu da dedim. Bunlar da herhangi bir dizide görebileceğimiz işte. O seksi Klingonlar falan var. Ha, seksi Klingonlar tam buralarında da küçük bir meme pencereleri var. Bakın mememiz evet olduğunu unutmayın şeklinde. Onu da biraz tasarımcılar şeyden koymuş herhalde. Klingon'un adamı kadına ayrılmıyor. Bari buraya pencere koyayım da memeleri olduğu belli olsun diye bir dizayn tercihine gitmişler. Şimdilerde tabii o kadar etkisini biz hissetmiyoruz ama Next Generation'ın yayınlandığı dönemde çok büyük Klingon hayranlığı var. Klingonların kitapları çıkıyor, Klingonların silahları satılıyor, zırhları satılıyor. İşte festivalleri, Star Trek Convention'ları yapılıyor 90'larda. O zamanlar şimdiki gibi böyle Disney Convention'ları falan yok. Biliyorsun şimdi herkes Convention yapar oldu. Yani Convention standart bir hale geldi. O zamanlar birazcık Convention dediğinde bir Gencom vardı, bir Star Trekçiler vardı, tamam mı? Tabii. Ve Star Trek Convention'larına full Klingon kostümü, dili, lügatı, dövüş tarzlarıyla falan giden deli deli adamlar vardı 90'larda. Klingon bölümleri de biraz ondan. Yani Klingon bölümü atacaksın ki şey gibi, Yüzüklerin Efendisi elfler gibi. Elfler çıktı ya, herkes bir anda elfçe öğrenmişti. Evet, Yüzüklerin Efendisi'nde vardı öyle konvansiyonları. Evet evet, yani öteki ırka kaptırıp onu taklit edelim diyen seyirci çok oluyordu o dönem. Şimdilerde o kadar oluyor mu açıkçası? Yeni dizilerde ben bunu çok görmüyorum. Ama o zamanın öyle bir kültürü vardı. Klingonların bu kadar uzun uzun gösterilmesi de biraz şeyden. Live action'ını yapan vardı hani, anladın mı? Birbirleriyle böyle Klingonlar bilmem ne yapmaz falan diye gidip böyle konvensiyonlarda takılan abiler vardı falan. Onları da şeyde kaybettiler bu arada. Star Trek Discovery'de Klingonları full trashlayıp bambaşka bir dilde konuşuyor. Aa, yaratık haline getirdiler. Discovery sen hala izlemedin hiç değil mi? Yok. Ben TNG'yi bitirmeden hiç bakmadım. Ha, okay. Ya Discovery'nin daha ilk bölümünde Klingonlar uzaylı oluyor. Oğlum millet hiç bıçaklamıştır. Olur mu böyle bir şey? Oha. Evet zaten yani. Oğlum delirmişlerdir. Meşalelerle yakmışlardır orayı. Yani şey gibi düşün mesela, Yüzüklerin Efendisi'ndeki elflere takmışsın kafayı. Cosplay'ini yapıyorsun. Sarı uzun peruklar, taçlar, ince evet yüzlü birisisin falan. Hani anladın mı? Böyle öğrenmişsin biraz o dilleri falan. Yeni Yüzüklerin Efendisi geliyor. Elflerin hepsi mor kafalı. İşte üç gözü olan. anladın mı? Saçları kel falan tipler. Lan şimdi yani Klingonların tasarımları inanılmaz değiştiriyorlar Discovery'de. Millet çıldırdı o yüzden o dönem. Makyaja mı üşeniyorlar acaba? Oğlum yeter makyaj, prostetik, yorulduk artık falan. Olur mu? Tam tersi. Daha mı fazla? Daha fazla makyaj ve prostetik var ki. Discovery'nin bak ilk bölümünü bir şaka olsun diye izle. Yani ben tamam, hatırlarsan bakayım. 2017 senesinde Discovery'nin ilk bölümünü izlediğimde Geek Yapar'da Star Trek ruhu diye bir tane video çekmişim. Geçenlerde birisi gönderdi bana. Tekrar da açtım baktım. Oha tek mi çekmişsin? Ben hiç hatırlamıyorum onu. Tek çektim abi. Ha. Geek Yapar'dakiler izlemiyordu pek o dönem. Cejo biraz girmişti sağ olsun, o izliyordu da. Onun dışında öyle bölüm bölüm inceleyecek kadar şeyimiz yoktu. Cevdet sonradan sardı. Güzel izledi bu arada bütün Star Trek'i de. Şey, o dönem ben şeye çok sinirlenmiştim abi. Discovery'nin daha ilk bölümünü izleyince ne kadar Star Trek'ten koptuklarını hemen anlıyorsun. Daha ilk bölümünden bütün diziyi gömen bir video çekmiştim öyle. Şimdi geriye dönüp baktım, dedim lan ne kadar doğru şeyler söylemişim. Yani harbiden şey yapmışlar ya. Ya ne diyeyim, bak bu kadar bölüm TNG izledik artık hani seyirci de. O kadar hızlı anlıyorsun ki TNG'den Discovery'ye geçtiğinde bir anda bir şeylerin ters gittiğini. Yani, tamam lan bu. Tamam işte, hatta bu videoları bitirince şimdi işte daha yemek yemedim. Yerken bir bölüm açayım kenara bakayım neymiş. Çok aç, merak aç, ettim. Aç da konuşalım. Bir bölüm Discovery izledim diye atarız kanala. Tamam. bu arada Redemption 2'de de artık şeyi anlıyoruz. İlk tabii 26 biterken Tasha Yar'ı görüyoruz. Ama onun Tasha olmadığı da belli. Ayşe Yar. Ila mı? Sila. Sila'ydı galiba adı. Hmm. Sila aynen. Cadı Sila değil ama bu Sela diye yazılan Sila. Sela Yar. Sela Yar geliyor. A dizisinden gelmiş. Onun da plotu ve açıklaması bana aşırı tırt geldi. Açıklanmadı doğru düzgün. Guinan giriyor devreye orada.
Sen diyor böyle yapmıştın ona diyor. Bak diyor yolladın diyor gelecekten diyor. O diyor çocuğu mu diyor. Çocuğu olmaz diyor. Çocuğu kimse kim diyor. Klonu mu diyor. Klonu değil abi sen yolladın. Ben mi yolladım falan. Böyle inanılmaz karışık. Ne olduğu belli olmayan bir şey oldu. Sonra onları da engellediler. Tamam geri dönüyoruz. Biz sıçtık zaten Romulanlar olarak. Beceremedik falan deyip. Şeyde kestiler bitti öyle. Anlamadım da ne oldu. Ya bir tane geçen sezon hangi bölümdeydi hatırlamıyorum. Dördüncü sezonda başka bir bölümde daha biz onu arkada silüet olarak görüyoruz böyle. İlk başta evet. Belli etmiyor. Aa biri gelecek falan gibi. Bu sezondu. Hatta ben sana sormuştum. O biri mi lan falan diye. Evet aynen, evet falan. Aynen. Ama hangi bölümde hatırlamıyorum. İşte bu, burada da ilk bölümün sonunda böyle bir çıkıyor bir anda. Vay taş ayar düşmana mı katıldı falan gibi bir geyiklik oluyor. Sonra vay kızıymış oluyor. Kızı olması bu arada aşırı tuhaf değil canım. Yesterday's Enterprise'da geçmişe gidiyordu ya en nihayetinde bu da öleceği için. Ama işte ya gidiyordu. İşte sen yolladın diyor. Onu oradan bağlıyorlar gibi ben de tahmin ettim o dönemde. Hmm. Ama çok havada kaldı yani. Bir detaysız kaldı gibi ya hissettim. Ya bu bence çok önemli bir olaydı. Çok böyle sen yolladın. Anamı da astılar. Ben de bugün buradayım falan gibi bir şey geldi yani. Şeyden o Yesterday's Enterprise bölümünde Guy'nin dışında hiç kimse hatırlamıyor diye tuhaf bir şey olduğunu. Ha bak doğru bak doğru. Bundan olabilir. Yesterday's Enterprise doğru. Bölümünde. Bunu unutmuştum. Ki yani yine aynı videoya bağlayacağım ama şey diyordum ya Yesterday's Enterprise bölümü şey açısından 2017'de çektiğim videoda da onu anlatıyorum. Yani bir bölümde karanlık bir geleceğe gidiyoruz ve o karanlık gelecekte böyle hatırlarsan bir anda koltuklu ferah bir oda yerine böyle karanlık bir yere dönüşüyordu ya şey Enterprise'ın kontrol şeyi. Acayip bir ortam. İşte bütün Discovery öyle gözüküyor. Ben de incelememde diyorum ki abi kötü haline döndürmüşsünüz. Yani tasarımda da patlamışsınız. Hani öyle bir geyik var. Karanlık bro, karanlık. Şey. Ha yani işte ilginç. O yüzden Yesterday's Enterprise bölümü de şey bir bölümdür. Ne diyeyim? Yani Next Generation'ın kendi rengini çok belli ettiği bir bölüm. Başka dizilerde de hani estetik olarak savaş kabini moduna geçiyorsan yanlış dizidesin diye çok rahat söyleyebiliyorsun. O Yesterday's Enterprise o yüzden iyi hatırlıyorum. Yani o karanlık doğru. Dünyaya geçiyorlar. Bir tek Guinan diyor ki lan diyor zamanda bir tuhaflık oldu diyor. Picard'ı ikna ediyor. Picard diyor ki Guinan atıyorsun galiba ama sana güveniyorum falan diyor. Hiç hatırlamıyor. Sonra geriye dönüyorlar. Guinan'a ne oldu ya falan diyor. Guinan da yak ya bir şey yok falan diyor. Hani o Yesterday's Enterprise bölümü alternatif zamanda kaldığı için bu Picard'ın aklında hiç yok. Taşa doğru da geri tamam. Döndüğünde eski bir gemiyle hatırlar mısın? Doğru eski doğru bir, yolladığını hatırlamış. Eski bir gemiyle karşılaşıyordu. O eski nesil gemideki subayla bir hoşlaşıyorlardı. Biliyor ki subay ölecek falan. Geçeyim ben de o gemiye lan. Burada zaten öleceğim. Bari sevdiklerimi de ölürüm falan diyordu kız. O işte ama şey kısmı tırt onu söyleyeyim. Ya işte Deniz Cross bir şey galiba şey oynayan taşa yarı oynayan abla. Çok erken ayrıldı ilk sezonda. Evet. Sonra TNG patlayınca aga beni de bir yerden sokar mı ilk falan diye her bölüm zorluyor. Hadi gel sen de gözük cameo yap falan gibisinden sokuyorlar. Zorluyorlar bir sene azıcık. Onu söyleyeyim. Bana da tırt geliyor yani açıklaması. Yani açıklama şey o bölüme doğru da evet, ne gerek var abi? Oraya koy yeni bir aktör. Şimdi mesela aynısı niye çocuğu kendisine birebir benziyor? Bu vajina klonlama makinesi değil ki. Yani o da tırt. Evet yani. Koy oraya bir tane sarışın bilingon. Ha ben taşa yarın kızıyım diye çıksın. Böyle şey mi olur lan? Kadının şeyi. Romula'nın genetiği bu kadar mı dandikmiş? Düşünsene döllemiş ümitten. DNA'sı var. Hiç yoktu mu sıfır DNA yani. Hani açıklama yine açıklama değil dayı aslında. Hani tırt yani de işte neyse. Zaten ben işte sen iyi hatırlattın ne oldu? Picard konusunda benim kafa gitti. Yolladın yollamadın ulan ne? Yani çünkü orayı ben hatırlamıyordum. İyi oldu. Evet ama bu arada hani o kadar da birebir benzemez ya. Neyse bu arada tabii şey Deck'te badass kadın karakter eksiği vardı. O geliyor 5. sezonda onu konuşacağız. Muhtemelen bu taşayar aşkını toparlamışlar orada. İşte Klingonlar böyle çok dürüst, çok onurlu takılıyorlar. En azından Worf öyle takılıyor. Ama şey çok ilginç bak. Worf hariç bütün Klingonlar habire sürekli birbirlerine ihanet ediyorlar. Gowron böyle köprüye tabii. Geçene kadar bunlarla iyi takılıyor. Ondan sonra diyor ki yalnız Worf'u kaçırdılar. Allah size kolaylık versin diyor. Tak telekom basıyor gidiyor. İşte zalim karılar falan ortaya çıkıyor. Kendi oğullarını bırakıyorlar. Beni alın falan diyor. Yer falan Worf'u yanına bırakıyor. Hemen öyle. Kimseyi sallamıyor. Pis aşağılık bir yer gibi. Yani bir noktada diyorum ki artık aga yani Worf mu bir tek samuray yani? Hiç mi onurlu dürüst Klingon yok? Hiç de onurlu dürüstlük Klingon yok gibi. Hep böyle şeyler. Çok hayvansal yani, evet. O da bir tuhaf. Yani biraz süre sonra biraz tek tipleşiyor açıkçası. Mesela ben bunu biraz eski kafalı buluyorum artık. Yani tabii bu dizinin 90'larda çekildiği için bu diziyi eski kafalı demek de ayıp bir şey yok. Yine vaktine göre progresif bir dizi ama o dönem böyle bir ırkın bütün üyeleri hep şey olduğu dönem.
Yani işte o senelerde D&D oynadığımızda da herkes sürekli şey İskoç cüce oynardı böyle, anladın mı? Yani hani evet, bir, evet. bir ırkın bütün üyeleri aynı insanmış muamelesi görülen bir dönem vardı. O kafalar Ya biraz birazcık kırılır gibi oldu şimdi kırıldı, ama çok da kırıldı değil ya. açıkçası. Bir de beyaz insan medeniyet getiriyor anlatısı eskidi. Zaten geçmişinin bozuk olduğu artık daha kolay dile getiriliyor. Sömürgeciliği Ya evet, falan. bir tık şey yapsalar iyi olur. Hani tamam, Klingonların ciddi bir kısmı şerefsiz ama yarısı da onurlu adam abi. Onlar da rahatsız filan. Hatta hatırlar mısın? Bir tane yaşlı Klingon komutan Evet. geliyordu. Bu sezon bir bölümde vardı. Şey diyordu böyle. Eskiden diyor Klingonlar onurluydu. Sonra federasyona katıldılar. Götleri başları oynadı. Ya dayı, bırak Allah'ını seversen. Bunların götü başı zaten oynayacağı varmış. Federasyon ne yapsın size yani? Falan filan. Yani böyle farklı karakterler arada gördüğümüzde bu tiplerde daha iyi yazım oluyor. Bence çünkü şey gibi. İşte o dönem böyle bir şey var. Bütün elfler aynı, bütün cüceler aynı, bütün vulkanlar aynı, bütün klingonlar aynı. Zaten klingonlarla vulkanlar uzay elfiyle uzay cücesi bu arada. Yani Doğru. aslında aynı klişe yani. Bir tanesi böyle sinirli, böyle hınç tutuyor. Ötekisi de böyle sessiz konuşuyor falan. Hep aynı tiplemeler. Şimdi biraz yani yeni eserlerde şeyi görüyorum artık. Farklı kültür, farklı varlık, farklı yaratık daha iyi işleniyor gibi geliyor bana bir Onu tık. Tolkien biraz aslında kendi dünyasında yapmıştı. Elflerin bile böyle farklı özellikleri olan hep tipleri vardı. Daha işte bilmem ne olan elfler. Ormandakiler biraz daha sakat abi onlar. Bunlar daha akıllı falan gibi. Biraz daha en azından kendi içlerinde bir evrimleşmeyi vurgulamıştı. Burada pek yok o, evet. Yani onu çok göremiyoruz. Ama tabii alan da çok yok ya. Hep o ekrandan gördüğümüz kadar bazıları da. Hele bizim neydi? Kayserili ırkımız. Bu sezon hiç yoktu onlar bak. Ferengiler, sıkıldılar Ferengili. ya onlar da. Ha, aynen. Aynen onlar hepten tek tipti yani. Hiç şey yok. diye geliyorlardı ya. O tam Keloğlan'daki cüce gibiydi onlar. Ya Ferengiler, evet. Deep Space Nine inşallah konuşursak Ferengiler nereden nereye gidecek bir görürsün ya. İlginç. Evet. Yani Star Trek yazıldıkça tabii gelişiyor ve evrimleşiyor. Ben onu da çok seviyorum yani. Bu arada Gavron'u oynayan oyuncuyu da bir takdir etmek istiyorum. Daha böyle gözlerini belerte belerte. Fena Gavron oynamamış. çok iyi karakter canım. Ve Evet. Gavron bir şey söyleyeyim mi? Deep Space Nine'ın sonuna kadar var ha. Yani Gavron bile Oha, şey. helal. Emektar Klingon böyle yani. Tam böyle şey, böyle o ya, çünkü Klingonlarda şey sıkıntısı oluyor. Bakışları çok anlayamıyorsun makyajdan. Gavron iyi oynamış böyle böyle deli deli. Tam Hoşuma gitti. Gavron şey oyuncusu böyle. Dizilerde rol çalan yan karakterler vardır ya, Evet ağ evet. oyuncusu böyle. Sen ne dersin Worf'a falan diye böyle uzaklanıyorsun. Bir anda kalkıyor falan böyle. Ya bu bölüm bir de kapatmadan belki şeyi söylemek lazım. Picard'ın diplomatlığı üzerine güzel bir inceleme yine bu bölüm. Ama Evet. Klingon bölümlerinin çoğu öyle. Yani yine Arbiter olarak seçiyorlar Picard'ı. Gidiyor, bir şeyler adına konuşuyor. Siz de dahil olun diyorlar. Yok diyor, ben federasyondan yetkili müdürüm burada diyor ama iç savaşınıza ben nasıl gireyim diyor. Yani böyle bir denge oyunu oynamaya çalışıyor her türlü. Ama Data'nın Güzel. şovu kurtarıyor günün sonunda. Tabii. Tabii Picard çünkü yine savaş çıkartmaktan orada bir yerden sonra endişe ediyor yani. Evet, ilk kez Data'nın komutan olduğunda hani biraz şey gibi oldu. Picard'ın aklıyla, yani insan aklıyla Android aklının karşı çatışması gibi oldu biraz. Güzel oldu aslında. Aynen öyle. Var mı Benim bu ekleyeceğim? iki bölümle alakalı çok da başka bir şey söyleyeceğim yok. Yani bence güzel bir genel derleme, toparlama. Hani Star Trek adına iki iyi bölüm. Ama felsefi bölümlerini ben kişisel olarak daha tercih ediyorum, gizemli bölümlerini. Bu da güzel drama bölümüdür. Hamdolsun işte çiv çiv ateş ediyorlar. O onun kuzeni çıkıyor, onun kardeşi çıkıyor falan. İşte izliyoruz yani. O zaman bir sonraki bölümde dördüncü sezonu ufak bir değerlendireceğiz. Sonra da artık 5'in 2'si ve 3'üyle devam edeceğiz. O videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.